Selam, ben Zafer Akçay. İlk olarak Murat'ın motosikletine konuk oluyoruz. Çok güzel virajlı bir yol burası. Murat da hakkını veriyor virajların. Yani öyle diyeyim, ne yapayım, o kadar çok yatırıyor ki. Bak, ilk virajda belli. Şimdi geliyoruz ikinci viraja. Önde de bir motosiklet gidiyor bu arada, arkadaşı. Yine yatırıyor. Yani konumlanması iyi aslında, gaz kullanımı iyi ama işte biraz fazla yatırıyor gibi. Size de öyle geldi mi bilmiyorum. Yani benim fikrim, bakın öndeki arkadaşı ilerideki sert sol virajı dönüyor. Murat da giriyor viraja ama sonuna doğru o kadar yatırıyor ki işte tam burada artık tutuş yok. Yani orada pek ya da orta sehpa sürtüyor, tam anlayamadım ama o sırada artık lastiğin sonuna gelinmiş durumda ve Murat düşüyor. Ben iyiyim, bende bir şey yok. Neyse ki Murat'ta hiçbir şey yok. Bu sevindirici tabii ki. Şimdi de arkasındaki, yani az önce yanına gelen arkadaşın kamerasından Murat önde gidiyor. Görüntüden kaybolduğu anda işte virajın çıkışına doğru düşüyor. Şimdi burada gerçekten de garip bir durum var. Güzel bir sürücü, iyi kullanıyor ama bazen limitleri zorlamak, yani onu da yapabilirim, bunu da yapabilirim demek hata oluyor. Bir yerde bittiği zaman olay, artık ağırlık transferiyle bu işi çözmelisiniz. Çünkü lastiğin de jantında bir yeri var. Yani siz orada şu açıdan sonra hala motorun yatmasını isterseniz burada bir hata olur. Artık bundan sonra ağırlık transferiyle motorun daha az yatmasını sağlayarak Oğuz'da dönebilirsiniz belki. Ama asıl olan asla dönemeyeceğiniz süratlere çıkmamanız, bilgi ve beceriniz doğrultusunda tabii ki motosikletinizi kullanmanız olacak. Geçmiş olsun Murat. Yiğit'le şu anda İzmir, ne burası, İzmir'in neresi? Eşepaşa galiba, değil mi? Yiğit, dinleyelim. O korkuluğu taktırınca aynalardan kurtulduk, o gelecek. Bakalım o gidondan İleride mi duruyor onu bilmiyorum ya. İleride duruyor gibi geliyor. Yani Yiğit aynalardan kurtulmuş da koruma demiri taktıracak galiba elciklerin kenarına. Onun derdine düşmüş. Arkadaşlar hepinize söylüyorum. Bakın otobüsleri böyle geçerken çok dikkat edin. Çünkü otobüsün önünden çocuk fırlar, yaya fırlar, hayvan fırlar, her şey olabilir. Aman dikkat. Yeri gelmişken bahsedeyim. Şimdi Yiğit gidiyor da bakın ileride sağdaki beyaz arabaya bakın şimdi. Hiç oralı değil. Hop çıkıyor. Ha. Vallahi yani Yiğit de kızıyor aslında ama biraz da söyleniyor. Arada aynaya baksa güzel oldu. Senin aynan yok Yiğit'im, senin aynan yok. Biz ne yapalım ya? Bir de adama diyorsun ki aynana baksan iyi olur. Sen hadi bana bir söz ver de şu aynaları taktırıp bir fotoğraf gönder bize, olur mu? Onur, Allah aşkına kamerayı nereye taktın ya? Çok ilginç bir yerde değil mi? Çok aşağıda kamera ve önde. Neyse, gidiyor. Çakarlar da var galiba. Sarılı sarılı bir takım ışıklar var. Karşıdan da bir cisim yaklaşıyor. Cismi görüyoruz. Skıtırmış cisim. Ya insana demiyorum tabii, cisme diyorum. Diyor ki çekilsene diyor. Ters yönden geliyorsun diyor Onur. O da diyor ki burası daha güvenli. Ben şuraya gideceğim diyor. Bu yol daha güvenli. Sen de hem diyor emniyet şeridinden geliyorsun diyor. Emniyet şeridi değil orası. Zaten hiç kimsenin olmaması gereken bir yer. Emniyet şeridi bile değil yani. O şerit dışı bir yer burası. İkisi böyle karşılıklı didişiyorlar. En sonunda Onur bakıyor, laf anlatamayacak. Artık sıkılıyor ve aman diyor, pes, ben gideyim. Çakarlar da fenaymış Onur. Berkay'la sürüyoruz. Şimdi geçen haftanın devamı video aslında. Berkay'ın yaşadıkları yine köpeklerle ilgili. Bakın. İleride bir köpek yerde yatıyor ya da bekliyor, artık bilmiyorum. Berkay da yolun boşalmasını bekliyor ki köpekten uzak geçecek. Çünkü karşıdan arabalar geliyor. Buradan sürekli geçtiği için biliyor Berkay. Yoksa ilk seferinde hiç kimse böyle yapmaz. Ama daha sonra görüntüler de var. Bakın uzaklaşıyor, köpek başlıyor. Köpek kovalıyor, Berkay kaçıyor. Şimdi gazı da açıyor Berkay, ne yapsın? Bakın yine aynı yer, ikinci olay. Nerede ön bekliyorsunuz tehlikeyi? Nerede? Köpek nerede? Arabanın, bakın beyaz arabanın arkasında pusu da bekliyor. İnanılır gibi değil ve yine havlıyor, yine Berkay gazlıyor. Şimdi Berkay gaz açarak kaçıyor. Ne yapsın? Şiddet uygulayamaz ki. Gaz açarak kaçıyor. Bu sefer Berkay düşse, yaralansa, hatta ölse ne olacak? Bakın ileride yine köpekler var. Yine aynı bölge. Şimdi Berkay ne yapsın? Arabaları bekliyor. Yardırıcı arabalar da gidiyor arada. Şimdi bunlar geçecek ki
Orada birden fazla köpek var çünkü. Berkay da geçsin. Ama yani bu köpeklerin artık bu kadar sokak ortasında dolaşması normal değil ki. Avrupa'nın hiçbir şehrinde böyle bir şey göremezsiniz. Köpekler uygun ortamlarda muhafaza edilirler. Barınaklarda muhafaza. Biz de sokak tamam, biz de hayvanları çok seviyoruz ama bakın 1, 2, 3 ve sırasıyla pusu kuruyorlar. Yani biri kaçırırsa öbürü. Olmaz ki böyle bir şey. Yani burada hakikaten belediyenin görevidir. Bu köpeklere uygun yaşayabilecekleri, sevgi görebilecekleri bir yer ayarlamak ve oraya götürmek. Yoksa nice olacak bizim halimiz? Yazık onlara da. Gerçekten ben hayvanım da var. Çok severim hayvanları ama onlara da yazık. Motorculara da yazık. Kaza yapıp düşüp ölseler. Bakın burada Onur kampüsün içinde. Bakın 4 köpek sayıyorum. Belki de 5. Her yerden saldırıyorlar. Onur sola dönecek. Dönemiyor, açıyor gazı, düz gidiyor. Selektör yapıp arabadan yol istiyor. Çekil diyor, köpekler geliyor, kaçmam lazım. Bu olmamalı. Enes şehir içinde telefonuyla konuşarak, hatta iş konuşuyor. İş yaparak, yani motosikleti ofis haline getirmiş. Şu anda açık telefon, bir konuşma sırasında gidiyor. Şimdi burada tek şerit, aslında iki şerit yok. Tek şerit, tek araç olması lazım ama motosikletler sağdan gidiyor. Bak durmuş araba, adam neyse geçiyor. Hala sohbet devam ederken bakın ne oluyor. Enes hiç görmüyor, hiç öngörmüyor o aracın oradan döneceğini. Çünkü telefonda bütün dikkati. Peki ne yapabilir diye bakalım. Şimdi öndeki servis aracının fren lambaları yandı. Burada iki seçenek vardır. Ya o servis aracı sağ taraftaki yola dönecektir ya da karşıdan gelen birine yol veriyordur o sağ taraftaki yola ya da bir yayaya. Her durumda tehlike büyük. Bak bir de ileride bak taksiyle arasında boşluk var. Kesin bir şey var. Ya dönecek ya yol verecek. Yol veriyor nitekim. Yani Enes için bunu nasıl öngörmezsin? Aslında telefon kapalı olsa %100 öngöreceğine eminim ben. Ama telefon, iş konuşuyor o sırada telefonda, çok tehlikeli Enes, yapma. Bir diğer genç Berkay'ımız var. Berkay G olarak adlandırdık. Şimdi böyle iki genç trafiğin içinde sürüyorlar. Önde bir yardırcan var Zafer hocamın tabiriyle. Yardırcana biz de eşlik edelim. Beni de takip ediyor yani yardırcan ama şimdi öndekine yardırcan deyip sen ne yapıyorsun? İsmimizin hakkını verelim. Allah'ım neyin hakkını veriyorsun? Yani neyin hakkını veriyorsun? Motosikletin markası o yani. Deler diyorsunuz da çoğu zaman da sizi deliyor. Yapmayın öyle şeyler yani. Hakikaten kötü. Evet. İlk defa böyle bir sürüş yapıyorum bu arada. Şimdiye kadar hiç böyle bir sürüş yapmadım. Hep sakin gidiyordum. Valla Berkay ne yalan söyleyeyim çok inandırıcı gelmedi ilk defa böyle bir şey yaptın. Çünkü bayağı seviyor gibisin bu olayı. Önde böyle manyak varsa uyum sağlayacaksın. Öndeki manyak sen de oldun manyak. Bu mu lazım Berkay? Bu mu? Öndeki gitse çarpsa arabaya sen de mi çarpacaksın? Aynı şeyi mi yapacaksın? Ya olmaz ki böyle bir şey. Bu kadar insanın hayatını da tehlikeye atıyorsunuz. Bak, bak az kaldı çarpıyordum. Şimdi bak nefes alışverişin değişti, adrenalin fırladı, nabız 180 şu anda sende. Yapmayın böyle. Bak senin manyak dediğinde yavaşladı. İyiyim. İyi misin? Yapmayın böyle çocuklar ya. Ailenize acıyın. Bu arkadaşın ismini kaybetmişim, özür diliyorum kendisinden. Şimdi dikkat edin efendim, bakın. Yavaş gösterimde ne oluyor? Öndeki deflektöre bakın, camın üstündeki. Hop! Gitti. Uçtu gitti. Motosikletinize sonradan taktığınız bu tip parçalar aslında bilmiyorum belki de orijinaldir ama güvenli değildir. Yani özellikle Çin'den falan getiriyorsunuz ya, yapmayın onu da. Mücahit'le sürüyoruz. Yani çekim hızlı gibi ama Mücahit 50 ile falan gidiyor. Aslında çok hızlı değil. O sırada skuterci arkadaşımız U dönüşü yapıyor. Dönülmemesi gereken yerden. Bir şey olmuyor. Bakın son anda Mücahit'in yavaş gitmesi sayesinde, daha doğrusu uygun hızla gitmesi sayesinde diyeyim. Mücahit de üzülüyor ama çok büyük bir tepki vermiyor açıkçası. Skuterci arkadaşımız da şu anda Mücahit'e doğru sürüyor. Yanına gelecek. Güzel. Vallahi aklımı aldın yani ha. Sıkıntı yok. Kolay gelsin. Dikkat et ama dalgınsın. Çok güzel bir muhabbet. Tam olması gereken işte motosiklet kardeşliği budur. Yani motorcu motorcunun dostudur falan budur.
Yoksa makas atmak onu bunu çizmek değildir ki. Oğlum zaten hep Mehmet'le İstanbul'da birlikteyiz. Araç kullanan dünyanın her yerinde kullanır diye. Gerçekten de bence öyle yani. İstanbul'da çok değişik bir trafik biçimi var. Oğlum ne yaptın dayı? Allah seni ne yapmasın. Yani hakikaten çok değişik bir trafiğimiz var. Tam laf yerine geldi. Arkadaşıyla konuşuyor Mehmet. O sırada işte yeşili bekliyorlar. Sol tarafa aslında bakın şu andan itibaren kırmızı yanıyor. Beyaz araba duruyor. Dolmuş kırmızıda geçti. Bu geçmeyeyim diye bir şeyler yapıyor ama değişik bir trafik işte bu yani. Akşam sürüşü artık biraz gülümseyelim. Çok güzel. İki kurye arkadaşımızın kırmızı ışıkta sohbetleri, el şakaları çok tatlılar, çok güzeller. Ve bakın ikisi de kırmızı ışıkta duruyor. İkisi de sinyalini vermiş. Çok iyiler. Kafa falan atıyorlar birbirlerine ama işte budur yani. Kardeşlik, arkadaşlık, dostluk dediğimiz şey budur. Hem çalışıyorlar bakın ekmek paralarını hem de eğleniyorlar. Hadi hayırlı işler. Duramayacak kadar hızlıysan. Duramayacak kadar hızlıysan ne yapman gerekir? Eğer böyle korna çalarak gidersen çarparsın. Fren yaparak gidersen yine çarparsın. Duramayacak kadar hızlısın çünkü. O zaman kaç. Motosikletin avantajını kullan. Kaç. Yani durmak gibi işte korna çalmak gibi falan gibi bir avantajımız yok ama kaçmak gibi bir avantajımız var. Kaç. En güzeli bu değil mi? Refleksin bu yönde oluşsun. Birazcık çalış çabala. Bak. Burada arkadaşımız şimdi geliyor bakın karşıdan. Araba onu görmeden dönüyor. Biraz kontra verse sağa doğru şu hareketi yapsa o da kaçacak, kurtulacak. Yani fren ki orada bir de arka fren yapıyor, ön fren de yok. Fren falan size bakın görüyorsunuz kurtarmıyor. Kaçabilirsiniz, sığabilirsiniz. Bunlar sizi kurtarır. Hadi iyi sürüşler.